Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadikil va'dil emin. Ve ala alihi ve ashabihi tayyibin at-tahirin. Amma ba'd, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Damlamız tanıştırışta bitti nersanı etmediler. Asasiz. Ustazımız. Şeyh. Muhammed Sadık. Muhammed Yusuf Hazretlerinin şagirdi. Buna aytıp koyuşumun sebebi bu Mescid-i Mübarek'te sohbet kılıç biz için kıyım. Bu cahinin salabatı var. Bu cahinin yükü var. Ustazının köp mihnetleri singer. O kılıngan hizmetlerini biz ada kılar mıyız? Şunun için az yine heyecanlansam siz azizlerden özür sorayım. Ustaz halkımızın bütün Özbekistan, ne fakat belki koşnu memleketler, sabık Sovet İttifakı halklarının manevi ustazlar buradılar. O kişinin hizmetleri yazgın kitapları kirmegen hanedan kalgeni yok. Allah Teala kısmetlerine hani şunu da kette ülken hizmetini yazgın eken. Bu baht hemmege hem yemez. Allah Teala hani şunu da bahtli kılgen bendeleri ikenler. Umur İslam'ın hizmetine bağışlandı. Umur İslam'ın hizmetine bağışlandı. Umur ilim marifetine bağışlandı. En berekeli umur bu. Bu kıskaçı umurda katta hizmetler kılındı. Onu hiç kim inkar kılarmıydı. Bugünkü günde memleketimizde katta islahatlar bo'lyapti. Hem dünyavi işlerimizde hem dini hayatımızda. Bunu inkar kılıp olmayın. Her sahanın özünün egesi gapirsin. Biz özümüzün sahamızı gapiramiz. Kança kança hayırlı işler kılınyapti ahirgi yıllarda. Allah Teala'dan sorayımız o hayırlı işlerini berdavam kılsın. O hayırlı işlerine Allah Teala berekat versin. İlim meskenleri açılıyordu. Kança kança kitaplar tercüme kılınıyordu. Halkının kolu gibi veriliyordu. Kança kança tatbikat merkezleri açılıyordu.
ulkan ishlari amalga oshirilyapti. Biz eng xursand bo'lgan ishimiz biz uchun eng katta qilingan ishlarning ichidagi baxt saodat ustozimizni haqiqiy o'zlarining maqomlariga qo'yildi. Ustozni maqomlariga qo'yildi. Mamlakat rahbarlari o'zlari tashrif buyurib ustozning nomlariga bosh-qosh bo'lib masjid qurdilar. Ustozning nomlariga masjid qurildi Toshkentda katta masjid. U masjidni qurilish jarayonida bir qancha bor tashrif buyurdilar. Ustozning haqlariga bir qancha iliq so'zlarni gapirdilar. Ana shu so'zlardan biri shuncha xayrli ishlar bo'lyapti. Qanida shayx bo'lganlarda edi. Boshqacha bo'lar deb qo'ydilar. U gaplarni ko'rdingiz. Hammamiz ko'rdik. Biz uchun, biz shogirdlari uchun undan ham ulug'roq baxt saodat yo'q. Biz shu e'tirofni ko'rgimiz kelardi. Alloh taologa cheksiz shukrlarimiz bo'lsin. Ana shuni ko'rdik. Hammasi yuzaga chiqdi. Bugungi kunda o'zlari nomlaridagi nashriyot, matbaa farzandlar juda katta xizmat qilib ustozning qoldirgan meroslarni xalqimizga yetkazyaptilar. Chop qilib hech qanday to'sqinlik yo'q. Xalqimiz bahra olyapti. Bunday insonlar 100 yilda bir bo'ladi. Har kim har narsa deyaveradi. Quyoshning nurini ko'rmayotgan odam quyoshning nuri zaiflashib qoptimi deydi. Aslida quyoshning nuri o'sha nur. U odamning ko'zi og'rib qolgan. Aslida o'zlarini ma'lumot qilishlari kerak. To'xta, ey banda, quyoshning nuri o'sha bo'lsa kerak, sening ko'zing og'rib qolgan. Desa yaxshiroq bo'ladi. Ko'p ustoz bilan birga bo'lishlikni Alloh taolo nasib qildi. Bir voqeani aytib beraman, u voqeani ko'pchilik bilmaydi. 92 yil hajga bordik. Minoda o'tirganimizda bir yigitni yuborib chaqirdilar. Kirsam chodirlarda yana bir kishi bir imom domla o'tiribdilar. U paytlar men Buxoroda madrasada ishlayman. Shunda ikkalangiz men bilan yuring. Kiyinib keling dedilar. Bir joyga olib boraman dedilar. Minodan ketyapmiz. Bir joyga olib bordilar. U joy haj va vaqf vazirining qarorgohi ekan Minodagi. Haligi dargohga kirib bordik. Kirib bordik bir katta xona zal bor ekan. U zalga kirsak zal to'la odam, butun dunyodan kelgan hojilarning vakillari, bir 200 odam bor. Ana shu zalga o'tirdik. Ustozni haj vaziri shunday yonlarga o'tirgizdilar. Jami yuqorida 6 kishi o'tiribdi. Ustoz haj vazirining yonida o'tiribdilar. Mavzu arab tilining xususiyati to'g'risida bo'ldi. Ana shu yuqorida o'tirgan ulug' martabadagi zotlar 6-talari hammalari so'zga chiqishdi. Oxirida ustoz chiqdilar so'zga. Oxirida gapirish juda og'ir bo'ladi. Chunki bu mavzuga taalluqli so'zlar gapirib bo'lingan.
Ustozimizda bir katta o'zlariga xos xislat bor edi. Avvalgi notiqlarning so'zini qaytarmasdilar. Shunday xislatlari bor edi. U kamdan kam odamda bo'ladi. Oxirida so'z berdilar, ichimda nima derkanlar deb o'ylab turibman. Suhbat faqat arab tilida. Hammalar arab tilida gapirishdi. Arab tilining xususiyati suhbatning mavzusi. Hamma gap gapirib bo'lindi. Arab tili Qur'on tili, arab tili payg'ambar tili, arab tili jannat ahli tili. Hammasi aytildi. Ta'riflar berildi arab tiliga. Ustoz nima derkanlar deb turibman. Shunda bir 15-20 daqiqa bir suhbat qilib berdilar. Zaldagilar hammasi yig'ladi. Hammasi yig'ladi, yig'lamaganim qolmadi. Aytgan suhbatlarda avvalgilarning bitta so'zini ham qaytarganlar yo'q. Ilm daryo edi. Daryo. Biz ko'rganmiz. Bu o'zimizning yurtimizdagi suhbat emas. Bu xalqaro maydondagi suhbat edi. Butun ahli ilm olimlarning huzuridagi suhbat edi. Mana shunday suhbatlarni ko'rganman. Alloh nasib qilgan. Ana shunday zot edilar.